Kes sesi. Hocam, burası ben... sen denize gitmiyorsun. Mayo ile gelemezsin buraya. Hocam, hayır, senin yatak odanı değil burası. Kes. Kes terbiyesiz. Hocam hakkını savunmam lazım. Hakkını önce okul kurallarına uyarak savun. Hocam okul kurallarını... Paçanı daraltarak, kısaltarak, bacağını göstererek değil. Hocam okul kurallarını, pantolonu kısaltarak... Saçın örgün olması gerekir. Bağlı olması gerekir. Niye kurallar bilmiyorsun? Hocam saçım bu kadar bağlanıyor. Bağlamak ya örmek ya da bağlamak zorundasın kızım. Öyle tokayla tutmak zorundasın. Öyle mi hocam? Kes sesini. Dikme boyu var. Böyle dikme boyu var. Şurada hocam dikiyorlar. Yani buradan dikiyorlar. Etek şurada duruyor. Dikilmemiş. Şurada. Bolda. Kız bu uzun olma eteği midir? Evet bizim. Bu eteklere bak hocam. Beden farklı bir şey var ya. Ben en küçük bedeni aldım. Kız bu niye uzun? Bedenin. Hayır beden bile aynı. Beden aynı değil. En küçük bedenin en büyük bedeni aynı. Kız kısa bak. Beden... Onun daralması, genişlemesidir. Uzunluk aynıdır. Hayır, yanına değil. Uzunluk aynı değil. Hep bir de böyle dengesizler, haddini bilmezler çıkıyor, ferace mi giyerim? Ne haddine sen öyle konuşuyorsun? Terbiyesiz! Hocam, bana ne haddine? Kes sesini. Bana terbiyesiz. Kes sesini. Sen bütün ferecilere edepsizlik yapıyorsun. Bütün örtülere edepsizlik yapıyorsun. Hocam, hiç kimse edepsizlik. Kes sesini. Hocam, benim cevabım nereden? Cevabını kime vereceksin? Haddini bil. Sen nesin cevabını vereceksin? Sen kimsin? Sen hocam kimsin? Benimle konuştun o zaman. Sen bir öğrencisin burada. Haddini ve yerini bil. Hocam öğrencim ben. Köle değilim. Bile. Bile. Kes sesini. Bile. Hocam tamam. Hadi siz de bakın. Bırakın gitsin. Gitsin ailesi gelsin buraya. Burası pavyon değil. Burası sizin gösteri alanınız değil. Edepsiz. Şuna bak ya. Kızlar, uyarmadık mı sizi? Uyardık. Niye hala şekliniz şemaliniz uygun değil? Hocam şeklimiz şemalimize bir şey yok ki. Benim pantolonumda hiçbir sorun yok. Siz yine de aldınız yani. Ben hala anlamadım yani. Şoktayım, gerçekten şoktayım. Gelin. Geçin bakalım. Ben hiçbir sorun görmüyorum yani. Kısadır kızım seni pantolon. Yenisi kız hocam ya. Varsın da botum derken uzun da kısa kızım. Değil. Hiçbir... Siz dediniz bacağınız falan görünüyor, bacağım da görünmüyor. Sen bu pantolonu kısalttın mı kısalmadın mı? Onu hocam söyle. Kısalttım da kısa değil ne de yani ayağımın şurasına geleceğini burada olsun daha iyi benim için hocam. Peki bu ayakkabı giymediğinde yaz nasıl giyeceksin? Yazın olmayacağız zaten burada. Bir de yazın hocam ayakkabıda kızım, da yine görünmüyor. Çorap diye bir şey var. Tişörtün var mı üstünde? Var hocam tişörtüm altında. Hocam bunun paçası kısa mı? Şey bana söyle. Kısa mı ya Allah aşkına kısa, ya? Kızım bu sadık. Ya hocam kısa değil ya. Tamam peki bir şey soracağım ben. Yani size terbiyesizlik, saygısızlık yapmak hiçbir şekilde haddime değil. Ama önce, hayır hocam bizim burada olmamıza hakkımız yok yani. Bizim şu anda derste ders dinlememiz gerekiyor. Kes bakalım. Ders bu... Kes bakalım. Hocam ne nasıl bırak, kes bakalım önce, ya? Kaç ders kaçmışsınız sen? Çok kendinizi aşmışsınız. Hocam bunu nasıl kaçmışsınız? Kaçmışsınız denemelerde kaçmışsınız. Denemelerde kaçmışsınız. Peki bunun elbiselerle ne ilgisi var? Onun yokluğunu getirme lan. Hocam peki tamam bir şey soracağım. Bunun denemelerle ne ilgisi var? Elbiseyle denemenin ne ilgisi var? Sen devamsızlıktan bahsediyorsun değil mi? Ben devamsızlıktan da bahsetmiyorum. Dersten bahsediyorum ben. Kes bir sesini kes. Sen okul kurallarına uymadığın zaman bir saat bile sen burada okuma hakkın yok. Peki tamam şu anda konumuz elbise tamam ya. Ben elbise konusunda okul kurallarına gayet de uyduğumu düşünüyorum hocam. Şu anda elbise konusunda buradaysak ben uyuyorum hocam. Uymadığım bir şey yok benim burada. Şu anda tişörtüm altımda mı altımda? Ya hocam işte böylesiniz. Biz haksız olduğunda hakkınızı savunuyorsunuz. Kızım kısaltmışsın. Kısaltmışsın da kısa değil ama yine de hocam yani. Kısa olsa yine bir şey diyeceğim. Biz susmayın mı? Ben o yüzden haklı olduğumda susma kusura bakmayın yani. Haklı değil mi? Allah'a beni bağırtmayın buna. Hocam zaten haklı olduğumuzu düşünüyorsunuz sus! Direkt bağırıyorsunuz. Kızım, sus çok dengesizsin ya. Dengesizlikle alakası yok bunun. Hiçbirinizin okul kılık kıyafetli öğrenciye benzer yalnız yok. Neden hocam üstüne kazak giydiğimiz için mi? Tişörtümüz görünmüyor çünkü soğuk kızım, tişörtle gelemiyoruz kızım, yani. Giremiyorum. E ne hocam sen ne sorun ne burada? Ayakkabını şuraya kadar kaldırmış da o paçayı. Evet. O şekilde okula geldim. Peki o gün beni tutsaydınız, beni uyarsaydınız hocam. O gün ben bir şey demezdim. Ama bugün beni uyarmaya hakkınız yok. Çünkü benim paçam gayet de normal. Bak biz ne çekiyorsak merhametimizden çekiyoruz. Sizi her gün içeri rahat bir şekilde almamızdan çekiyoruz.
İlk günden beri her gün burada soğukta saat 7'den 8'e kadar beklerseniz, sırayla girerseniz, kılık yakın konuyla alırsak bugün böyle konuşmaz dedi. Hocam bunu kapatmamış mıydı? Yine kapatacağız. Bunlar iyilikten, merhametten, güzellikten anlamıyorum. Hocam ya bugün saat 8.30'a dışarıdaydık. Ne merhameti? Donduk yani orada. Burada merhamet diye bir şeyden bahsedemezsiniz ki. Tamam da 8.30'da benim derste, benim görevim 8.30'da derste olmam hocam. Tamam girerim. 5 dakika sırada beklerim. 8.30'a kadar beklemem orada. Arkadaşım bakar mısın? Sen pantolonun paçasını kısaltmış mısın, kısaltmamış mısın? Tamam, hemen söyleyeyim. Tamam. Bir saniye. Bir dakika, bence. Önce öğretmenlerini tamam. Dinleyebileceksiniz. Tamam, dinliyorum. Burada müdürümüz konuşuyor. Tamam, dinliyorum hocam. O paçayı kısaltmışsın. Bu bir. Okulda pantolon giymeniz için biz müdürümüze baskı uyguladık sevgili arkadaşlar. Biz biraz daha rahat olabilmeniz için baskı uyguladık değil mi? Neden o pantolonların paçaları kısaltılıyor bileğe kadar? Sen şu an bot giyindiğin için diyorsun ki hocam görünmüyor. İyi de bot giyinmediğin zaman da aynı pantolonu giyiniyorsun. Tamam hocam. Bakın şu an burada savunması gereken bir öğrenci var ama o sen değilsin. Çünkü pantolonu kısaltmış. Tamam hocam. Bak, kısaltmamış bir öğrenci. Müdürümüz de bunu söylüyor. Müdürümüz zaten... Böyle olur hocam sonucu. Kusura bakma. Farkında mısınız? Öğrencilerinizin yarısı ağlıyor. Yarısı ağlıyor hocam. Hakkınızı savunca sus. Evet. Şimdi burayı dinle. Bak siz ağlamayın. Bir şeyin sınırlarını aşmayınca evet hep yüzümüzü hiç göstermedik size. Hiç bağırmadık. Onun için bugün okulalaşanlar oluyor. Hep sizin kızınız gibi. Başında dedik ki geniş kumaş siyah pantolon. Kısa ve dar olmayacak şekilde giyilebilir dedik. Bu şekilde gelen kızlar geçirdik. Ama bir ay sonra baktık, kızlar o giydiği siyah pantolon kumaşı tayta çevirmiş. Daralta daralta. İşte bizi o verdiğimiz toleranstan geriye getiren bu hareketlerimiz, saçlarımız, küpelerimiz. Ya bir arkadaşlar, niye buradan buraya kadar 5 küpe takarsınız? Şu an onun yaşı değil. Şu an onun zamanı değil. 5 farklı soru çektim öğretmene çözdüm. Bir sorun 5 farklı yöntemini öğretmeni. Yani siz bu şu zeminde kayıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ve biz ben şahsen bir öğretmen olarak, bir okul müdürü olarak ve bir baba edasıyla sizi uyarmak zorundayım. Kızmak zorundayım. Uyarmak. Kocama söylerim uyarım. Öğretmenize söylerim uyarım. Rebelikçiye söylerim. Olmadı. Sizi uyarım. Olmadı. Ailenizi çağırın. Bunu yapın. Bu benim görevim. Sizin motive. Ve buna çözüm. Acaba? Hocam buraya! Bence de hocam kaç kişi daha ağlayacak burada? Kızım susun hele bir ya! Sen bir gibi şey yapmıyorsun. Bizim yüzümüzden mi hocam? Bu da bizim yüzümüzden. Terbiyesizlik yapmıyoruz biz. Çekin bir videoyu çekin görsünler beni. Gel.
Kahvaltı yapmadan geliyorsun. Vücut sıvı almadan geliyorsun. Kahvaltı yapmadan nasıl? Sakin mi zaten? Ne? Daha düzenli kurallarına daha riayet ederek gelirseniz biz bunları yaşamayız. Bizi sevindirirsiniz, mutlu edersiniz ve biz bu şekilde bu şeylerle uğraşmayız. Bu şekilde bu şeylerle sizinle yaşamayız. Evet, bak bugün şimdi sonlandıracağım. Dinle burayı, buraya bak. Yarından itibaren daha düzgün, daha özverili, kendi okul kurallarınıza daha riayet ederek gelin. Kendi okul kurallarınıza, kendi okulunuza riayet ederek gelin. Anlaşıldı mı burası? Ben yanımda göre geleceğim ama. Kızım, bizim bir toplantımız var, biz geç kaldık. Ben Siyit'e, Melek Hoca'yla İlmeli İlmeli'nin bir toplantımız var. Ben de alıyorum. Oraya çıkmak zorunda çıkıyor mu? Aynen. Kızım, şimdi siz eksiğiniz neyse tamamlayacaksınız. Şimdi bak hocam, bak bana gelip deyin ki, beğenmiş de hocam da gelin. Hocam, benim ayak, benim pantolonun parçası daral, satmışım. Ama bir ay sonra alacağım. Veya etek alıncaya kadar. Çünkü bizim bazı öğrencilerimizin bu şekilde okula gelmesi imkansız. Bazı öğrenciler. Hocam. Kızım kısa oldu çünkü ben gideceğim. Evet. Hocam ben eteğim diz altında. Evet. Okul eteğimi giymişim, hiçbir küfret takım üzerinde. Onun bir kutuya ben bunu söylediğimde dinmiyor diyorum. Bana diyor ki arkadaşım değilsin diye tepki veriyor. Ben daha ne yapabilirim diyor hocam diz altında. Ne inmiyor? İnmiyor hocam, inmiyor artık, inmiyor. Kızım daraltmışsın ondan. Hocam daraltmışsın. Kızım şimdi bak. Şimdi burada 100 tane öğrenci var. Tamam mı?